Arkadaşlar merhaba. Neredeyiz? Hayrat diyebilir miyiz buraya için? Of. Of'tayız ama Hayrat yolu üzerinde. Neredeyiz hocam? Eski ismiyle Çalek. Eski ismiyle Çalek. Ben tercüme ederim Türkçeden Türkçe'ye. Gel Metin hocam. Ha burası nedir? Bunu bir söyle bize. Burası Çakıroğlu Konağı. Doğu Karadeniz'in en büyük konağı. Of'ta mevcut. Yani şu anda biraz yıkık, harabe durumunda ama... Hocam burası, şimdi sen ne diyorsun? Burası, demin ne dedim bana? Hopa'dan, evet, sınır kapısından Trabzon'a kadar olan bölgenin... Bölgenin en büyük... Ağların ağası mı dedin? Evet, en büyük... Nereden biliyorsun ağanı? Ne yani? Dayanağın ne? Dayanağımız yapının, yani buradaki var olan konağın büyüklüğü, ihtişamı... İşte içerisindeki beslediği tüfekçileri, alanı ve... Yani tüfekçi dediğin o dönemde, diyelim ki bu bir ağ, yani her vadide demiştin sen, her vadide bir ağ var, bir bey var. Birkaç tane bey var. Ondan sonra onların da bir anlamda üst hiyerarşisinde bir ağların ağası var. Diyelim her bey 5 tane silahlı tüfekli adam besliyor. Bu 25 tane mi besliyor? Evet. 25 daha tane fazla besliyor. Peki o beslediği adamlar hem şahsi koruması gibi hem de aynı zamanda ihtiyacı olduğunda devletin askeri. Evet. Peki şunu sorayım. Bunların olduğu dönemde aynı zamanda diyelim Trabzon'da bir vali var. Valiye bağlı askeri güç var. Aralarında bir hiyerarşi var mı? Nedir? Şimdi bunlar şeyden, halktan, mısır ve tavul üzerinden vergi topluyorlar. Ağa vergi topluyor ve bunu valiye, yani devlet adına valiye veriyor. Yani halktan topladığı. Ya bir anlamda devlet otoritesiyle halk arasında bir köprü gibi. Evet, mekanizma. Ara bir mekanizma. Ama yerel mekanizma. Yerel mekanizma. Devlet otoritesi, coğrafya çok dağınık olduğu için ağlar üzerinden sağlanıyor burada. Çünkü insanlar derli toplu bir arada yaşamıyorlar. Yaşamıyorlar. Herkes dağınık. Bir dağın, bir tepenin ucunda. Evet. Devlet her yere de bir tane vergi memuru, bir tane jandarma dikip gönderemeyeceğine göre ne yapıyor? Bu devlet otoritesini ağlar üzerinden sağlıyor. İşte her dere başında, işte her vadide birkaç ağ eliyle bunu sağlıyor. Ama bunların üzerinde de bir de yani ağların şeyinin üzerinde de bir başka bir şey, yapılanma var. Yani daha o ağların işte devlete karşı, işte devletle ilişkilerini düzenleyen, sözü geçen şeyler var. Ağlar var. Dolayısıyla o zaman Ofe civarında hala devam eden hani önemli aile kavramı, büyük sülale kavramı, ağ kavramının bir anlamda tarihi background'u buradan, evet, geliyor. Yani geçmişi, kökeni, daha sonraki şeylerde, dönemde, Cumhuriyet döneminde bu partilere dönüşüyor. Hı hı. Yani ağ, etrafındaki ağlar, sülaleler, akrabalar daha sonraki dönemde şeye dönüşüyor, partilere dönüşüyor. Ya bir ağa bir partiye yakın oluyor, ona muhalif olan öbürüne yakışıyor, evet, yanaşıyor. O hiyerarşi Cumhuriyet'te de devam ediyor. Yani eskiden diyelim ki 25 tane tüfekli adam beslediği için olan güç bu sefer bir partinin ilçe veya il başkanı olmasıyla devam ediyor mu diyorsun? Yani buna benzer bir şey şu var yalnız. Osmanlı'da, yani Yeniçeri içerisinde 5'ler, 25'ler şeyi vardı. İşte askeri şey içerisinde, düzen içerisinde devre şeyi vardı. Bu taşrada da karşılık buluyor bu ağlar içerisinde. Hı-hı. Yani ağların da 5'leri ve 25'leri söz konusu oluyor. Ama 5 dediğin 5 tüfekli adam besleyen, 25'i dediğin 25 tüfekli adam besleyen mi? Hayır, bunlar iki grup. Yani beşli dediğimiz 5 tane seçkin ağ söz konusu. Diğeri de daha zayıf, daha küçük, daha ağlarla. Anladım. Yani bu türden bir şey var. Hocam bura bayağı geniş. Arkadaşlar siz şimdi sadece abile durduğumuz cepheden abile bir bölümü görüyorsunuz ama bu var ya abile dön bitmiyor. Bayağı büyük değil mi hocam? Evet büyük. Ceza, hapishane, zindan kısmı var. Zindan kısmı. Tüfekçilerin kaldığı sonuçta kısım 25 var. Tane tüfekli adamın yattığı yer var. Daha fazla 40 tane belki. Daha 40 Ondan tane. Ondan sonra ziyaretçi bölümü var. Alt tarafta atların, hayvanların barındığı yer var. Yap.
yukarı tarafta bu orta çağda hiç orta çağ Avrupa'sındaki derebeylerin bizdeki bir anlamdaki karşılığı. Evet. Hocam burayla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yani insanlar çok fazla bilmiyorlar. Çok bakımlı şey değil. Biraz zarar görmüş ama bu bir an önce yapılıp restore edilip şey yapılması lazım. Yani insanların görebileceği bir yapı üzerinden tarihsel bir bakış yakalayabileceği bir noktaya dönüştürülmesi lazım. Uzun zamandır ihmal edilen bir şey. Yani aslında şu değil mi hocam? Ha buraya biz gökten zembille inmedik. Burada bir tarih vardı, bir geçmiş vardı, yani, bir arka plan vardı. Burada bir medeniyet vardı. Türkler de geldi, burada bir düzen kurdu, bir hiyerarşi kurdu, bir sosyal hayat kurdu. Bir kültürel ve mimari yapı oluşturdu ki gerçekten aslında çok güzel. Ama biz maşallah, baba Allah'ını seversen bak görüyor musun orayı bak gördün mü? Blok canım güzel beton taşla yapılmış yere bizimkiler priketten yani ne diyor priket mi diyorduk buna biz? Yani tuğla. Priketten tuğladan yama yapmış. Ha, bu yama işi var ya terzilerden daha iyi yamıyoruz. Bu yamama işi konusunda bizden iyisi yok. Ama her şeye rağmen önemli bir eser, önemli bir yer bizlerin, Türklerin bu bölgede geçmişe dair hikayeleriyle ilgili ciddi ipucu veren bir nokta burası. Çakırzadeler Konağı. Çakıroğlu Konağı. Evet. Çakıroğlu Konağı. Evet arkadaşlar Metin Hocam'la birlikte. Metin Hocam benim için çok kıymetlidir. Ciddi bir entelektüeldir. Efendime söyleyeyim. Gönlüm çok arzu eder ki bölgemizin ve yöremizin insanı ondan daha fazla istifade etsin. Sağ olsun nezaket gösterdi. Harun Hoca gel ofun içinde çarşıda pazarda dolaşarak göreceğimiz bir şey yok. Sana güzel bir yer göstereyim. Sana gösterirken diğer arkadaşlarımız da görsün dedi ve aldı beni buraya getirdi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında gönlüm çok arzu ediyor ki seninle bu bölgede sadece burayı değil diğer her yeri birlikte gezelim. İnşallah. Allah'a emanet olun. Başka bir yerde, başka bir mekanda, başka bir zamanda yine görüşmek üzere.